Sütlü Mutfağı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için balerin pasta yapacağım. Adı her ne kadar şöyle afilli olsa da sadece bir paket puding, iki paket bisküvi ve pudingin arkasında yazdığım miktarda süt değil, su kullanacağız. Hadi hemen malzemelerimi şöyle ölçülerini size tekrar bir sayalım ve tarifimize başlayalım. Evet canlar, malzemelerim çok az. Hazır bir paket pudingim var. Pudingimin arkasında yazdığı miktarda süt değil, su kullanacağım. Mesela burada benimkinde 2,5 su bardağı süt yazıyor. Ben 2,5 su bardağı su kullandım. Ve çikolatalı puding tercih ettim. Bir paket beyaz bisküvim, bir paket de çikolatalı bisküvim var. Öncelikle pudingimi suyumun içine boşaltıyorum. Ve güzelce pişene kadar ocakta pişiriyorum. Köyüt kayıp. Necati bana yardımcı oldu. Evet canlar, bakın pudingim gayet güzel bir şekilde pişti. Şu an biraz siyah görünüyor. Şeyde siyah, keşke çilekli yapsaymışız. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tanesini, yani beyaz bisküvimi ilk başa boş olarak koyuyorum. Yani hiçbir şekilde pudinge batırmıyorum. Kakaolu bisküvimi atıyorum. Bisküvimi. Şöyle güzelce buladıktan sonra beyaz bisküvime yapıştırıyorum. Dikkat, çok sıcak. Sonra beyazla sıra. Bir kakaolu bir beyaz şeklinde pudingi bulayıp yapıştırıyorum. Bir şekilde kendine geldi, yani kendine geldi derken kendini topladı. 2 saat kadar buzdolabında kaldı. Benim maalesef burada pek çilek milek bir şey kalmamış. Ben de şöyle pasta süslerim var. Şöyle pasta süsüyle süsleyeceğim. Tam bir bisküvi pastası oldu. Ha, hiç öyle artistlik hareketlere girmedik. Beyaz çikolatalar falan filan. Şöyle. Videonun başında da söylemiştim. Pastanın hikmeti kesilişinde. Bildiğiniz üzere tek tek hepsini dizdik. Şimdi verev verev keseceğim. Yani yamuk yamuk. Şöyle. Bakın. Dudu ayağım. Bakar mısınız? Harika görünüyor. Evet canlar. Böyle verev verev pastamızı kesiyoruz hemen. Bakın. Çok güzel değil mi ya? Tadına bakmaya gerek bile yok zaten. Tadı kötü olabilir mi? Olamaz. İçinde puding var, bisküvi var. Harika oldular. Videoyu Necati'yle kapatmak istedim. Çünkü kendisi benim gurmem. Değil mi anneciğim? Hazır mıyız? Herkes bekliyor şimdi Necati'nin vereceği puanı. Aç bakalım ağzını. Ben puan. Kaç? 5. 5 mi? Bakayım. Bence 100 olması lazım. 5 az değil mi? Şaka yaptım. Kaç? 100. Oy canım. Şaka yaptım. Lan çok güzel olmuş ha. Kalem 4. Kalem 4. Hadi geç bakalım. Evet canlar, biz Necati'de bu pastayı çok beğendik. Siz de mutlaka semester'da çocuklarınızla beraber yapın. Çay saatleriniz için de gayet şık, kolay ve pratik bir pasta. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.